Şöyle bir kabullenmek gerekiyor bir takım şeyleri. Şimdi vücudunuzun herhangi bir yerindeki herhangi bir tıbbi girişimin bir miktar acısı ve ağrısı var. Şimdi bu gerçeği siz kabul eder, önceden de bilgilendirilirseniz kabul edilebilme yüzdeniz değişir ama bu gerçeği bilirsiniz. Evet. Hasta geldiğinde ya da işte doğum başladığındaki yaşadığınız ağrıyı kontrol ederken de işte sen bu acıya katlanmalısın gibi bir şey de deme lüksümüz yok. Bugün artık tıbbın geldiği noktada hastayla sohbet ederken, inanın televizyon seyrederken doğum yaptırabiliyorsunuz. Sıfır ağrı denen bir şey var, epidural anestezi denen muhteşem bir şey var. Hasta hastaneye geliyor, merhaba hoş geldin, doğumun başladı, ne güzel, buyurun. Anestezi doktoru arkadaşlarımız epidural anestezisini uyguluyor. Yani saat... benden aşağıya uygulanan evet, bir anestezi. Yani üstelik bu iki çeşit. Omurg iliyede değil, değil mi? Tabii alakası yok. Bu iki çeşit. Yani birinde hakikaten bunun ameliyatlı uygulandığı yerlerde hareket kısıtlılığı da olan dediğiniz şekli o omur iliğin belli bir yerine yapılıyor. Diğeri başka bir yerine yapılıyor. Dolayısıyla hasta hareket edebiliyor, oturuyor, kalkıyor. Yaşamın tamamen içinde ağrı yok. Yani şimdi böyle bir lüks varken düşünün ağrı yok. Günaydın doktor, izleyiciler bunu çok yakından biliyorlar. Çünkü ben öyle bel ameliyatları yapıyorum. Evet. Vidalama ameliyatı yapıyorum. Yani mikrocerrahiler yapıyorum. Ve epidural ile spinal farkını da gerçekten izleyen sürekli anlatıyoruz değil mi? İzleyiciler harika.